Ben Mahmut Çelik, Malatya'da yaşıyorum. Hayvancılık ve et tüccarıyım. Bilal Erdoğan'ın vakfı adamları tarafından dolandırıldım. İnsan ve İrfan Vakfı başındaki Mehmet Fatih Çıtlak. Mehmet Fatih Çıtlak Bilal Erdoğan'ın hanımının dayısıdır. 15 trilyon beni dolandırdılar. Devletin bütün kolluk kuvvetlerine, milletvekillerine, Malatya milletvekillerine gitmediğim kapı kalmadı. Süleyman Soylu'nun yanına gittim, Devlet Bahçeli'nin yanına gittim. Cumhurbaşkanına 4 sefer, hanımına 4 sefer, oğluna 4 sefer, Türkiye'ye 4 sefer yazdım. Hiçbir şekilde benimle muhatap olan yok. Jandarmam, istihbarat, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün istihbaratı, devletin bütün gizli şube ve şube müdürleri geldi benden görüştüler, ifadelerimi aldılar. İstanbul Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Bakırköy Bas Savcı Yardımcısı Zülkani Bey, 3 tane emniyet müdürü, bunları bu dolandırıcılar beni bu makam ve mevkilerde ayrı ayrı toplantılar yaparak şehit ailesi çalıştıracaklarını, 200 tane şube açacaklarını, böyle bir projenin olduğunu, ben de bu devletin büyük makam ve mevkisindeki insanlarla beni görüştürdükleri için bunlara güvendim. Birisi Cumhurbaşkanı'nın oğluyum diyor, Yusuf Aydın, vakıfın dış görevlisi. Hoca bu işi yapmadan önce hocayı arattım, Sebahattin Cinisli diye bir arkadaşı vardı, arattım. Yapsınlar, hiçbir sıkıntı yok. Ben Yusuf Aydın'ı Rusya'ya gönderdim. Oradan da çok büyük et işi yaptı ama uzak olduğu için yapamadık. Burada bu işi devam ettireceğiz. Çok güzel olacak. Ben arkasındayım. Sıkıntı yok diye hoca Mehmet Fatih Çıtlak bu bilgiyi bize verdi. Ben de bu devletin makam ve mevkilerinde ben toplantılar yapınca bu devlet büyüklerine güvendim. Bu işi yaptık. Bunlara aşağı yukarı 600 ton et verdim. Bir 7-8 bin lira kadar bana ödediler. Ondan sonra geri kalan paramı ödemediler. 15 milyon paramı ödemediler. Savcılığa dilekçe verdim. 5 tane savcı değişti. Hiçbir savcı benim dosyama elini vurmuyor korkusundan. Malatya milletvekillerinin yanına gittim. Onlar da hiçbir tanesi yardımcı olacaklarını ama ellerinden bir şey gelmediğini bana iade ikna ettiler. Malatya İl Başkanı'nın yanına da gittim. Gitmediğim hiçbir yer kalmadı. Süleyman Soylu'nun yanına da gittim. Bu nasıl bir iş? Hukuk, adalet hiçbir şekilde çalışmıyor. Medya kanallarına geldim, konuşturdular. Beni hiçbir konuşmamı korkularına yayınlamadılar. Niye yayınlamadınız diye sorduğumda bizim televizyonumuzu kapatır, bu konuşmayı biz veremeyiz. Bu işe Hacı Hoca karışmış diyorlar. Cumhurbaşkanı'nın avukatı Mustafa İnan Doğan beni çağırdı. Yanına gittim. Ben bu işi Cumhurbaşkanı'ndan görevlendirildim. Bu işi yapacağım. Ama dedi hocayı devre dışı bırakacağız. Hayırdır dedim ben de hocaya hukuk şey yasağı mı var? Hukuk yasağı mı var? Hocanın dokunulmazlığı mı var? Bu şebekenin başı hoca. Bu dolandıran ekip hocanın adamı. Hocanın yanına önce gittiğimde hoca bunları tanımadığını, böyle bir ekibin vakıfta olmadığını, emniyette bunların ifadelerini aldırdım. Emniyete müracaat ettim. Telefon kayıtlarını, mesajlarını çıkartmışlar. Hepsiyle bu dolandırıcı şebekesiyle ayrı ayrı görüşmesi, ayrı ayrı mesajları var. 3 sefer toplantı yaptık. Çeklerimi aldılar. Müşteri çeklerimi aldılar. Şahsi çeklerimi aldılar. Bunlar 20-30 kişiler. Bunların arkasında çok büyük bir güç var. Artık televizyon kanallarına konuşmaktan bıktım. Çok büyük bir güç var. Beni devletin helal süt emmiş bir tanesini gelip elimden tutup benim ifademi almasını istiyorum. Savcı korkusundan dosyaya bakmıyor. 5 tane savcı değişti. Bir ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi saçtık. Cumhurbaşkanı'nın da bu olaydan haberi var. Dış görev danışmanlarını 20 tane adam yanına gönderdim. Bülent Arınç'ı da aradım. Bülent Arınç da beni dinledi. Dinlenden sonra ben bu olaya bir şey yapamam diyor. Bülent Tüfekçi'nin yanına gittim. O da aynısını söylüyor. Mehmet Fendioğlu'nun yanına gittim. Gitmediğim hiçbir kimse kalmadı. Bu nereye gideceğiz biz? Kime şikayet edeceğiz? Ben 2018 yılında Malatya Tarım ve Hayvancılık'ta vergi birincisi olan bir adamım. Bu devlet bana sahip çıkmazsa kime sahip çıkacak? Hepsi korkuyorlar. Bilal Erdoğan'ın vakfı diye korkuyorlar ama ben korkmuyorum. Benim de arkamda kendime göre bir gücüm var. 5000 tane Çelik ailesi var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinde illaki halal süt emmiş bir kolluk kuvvetlerinden biri çıkıp benim elimden tutacak er veya geç. Savcı dosyayı 2 yıldır dosyaya bakmıyor.
2 yıl daha, 10 yıl daha bakmasa bu işin peşini bırakmam. Cumhurbaşkanı'nın avukatı ben bu işi bitireceğim. Mustafa İnandoğan ben bu işi bitireceğim. Ben bu işi için görevlendirildim dedi. Şimdi ne telefonuma bakıyor ne WhatsApp'ıma bakıyor. Eskiden benimle günlük görüşüyordu. O da korktu. O da görüşmüyor. Emniyet müdürlerinin beni dolandırırken makamında oturdu. Beni ağırlayan emniyet müdürlerinin makamına gittim. Beni kabul etmiyor. Kapıdan içeri almıyor. Milletvekillerinin yanına gidiyorum. Benden görüşmüyorlar. Ben yılan oldum, yılan. 35 yıl bu devlete vergi verdim. Malatya'da yıllık cirom 97 yılından beri yıllık cirom 30 milyon. Malatya'da tekim. 2018 yılında vergi birincisi oldum. Malatya milletvekilleri, devletin hakimleri, savcıları beni gördüğü zaman kaçacak delik arıyorlar. Beni telefonuma, WhatsApp'ıma, hiçbir şeyime bakmıyorlar. Kime şikayet edeceğiz biz? Bu korkarak nereye gideceğiz? Benim her şeyim gitmiş. 30 yıllık çalıştığım arkadaşlarımı hep dolandırdım. Paralarını ödeyemedim. Adana, Hatay, Malatya, Elbistan. 50 kişinin ifadesi alındı. Organizede bütün belge ve bilgiler mevcut. Bu dolandırıcılarda esrar, eroin, silah kaçakçılığı, adam yaralama, mafya, her şey hepsi var bunlarda. 30 kişiyi savcının yanında 30 tane silahlı adam getirdiler toplantıda. Savcıya bunları çağır dedim. Devletin kolluk kuvvetlerinden birine. Ya sana bir şey yapamazlar. Ben buradayım gibisinden geçiştirdi. Bu ne olacak bu halimiz? Şırnak'ta, Mardin'de bir teröriste bir uçak kaldırmaya gerek yok. Terörist İstanbul'da. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yazdım. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a da yazdım. Geldi, ifademi aldılar. İfade savcının dosyasının üstünde bekliyor. Savcı, ben bakacağım, göreceğim. Kimsenin, niye devleti beni dolandırırken devletin içindeki millet savcının, emniyet müdürlerinin, BDDK başkanının, tarım il müdürünün ifadesini niye almıyor? Ya gerçeği söyleyecek o insanlar. Gerçeği söyleyecek insanların ifadesini niye almıyor? Bu işle ilgili 50 kişinin ifadesini organize aldı. Organizede hepsi mevcut. Dosyaya savcı, savcı bakmıyor Bilal Erdoğan'ın korkusundan. Madem bunlar vakfın adamı değilse, ben Bilal Erdoğan'a 5 sefer yazdım. Türkiye'ye yazdım. Niye beni çağırıp demedi? Kim seni dolandırdı? Bu adamlar vakfın adamı değil. Kimdir, necidir? Hocanın yanına gittiğimde hoca, ben vakfın avukatını devreye koydum. Cumhurbaşkanlığı avukatını devreye koydu. Biz de suç duyurusunda bulunduk. En kısa zamanda bunlar cezalandırılacak. 2 yıl oldu. Ne avukat, ne hiçbir şey yok. Çünkü şeyin başı bunların, başı bunlar. Bunların arkasında devletin 8-10 tane savcısı var. Emniyet müdürleri var. Devletin kolluk kuvvetlerinden helal süt emmiş, Allah'ın emrini bilen birinin gelip elimden tutmasını istiyorum. Bunların arkasında çok büyük sayıda savcı, hakim, emniyet müdürü var. Türkiye'yi dolandırıyor bunlar. Benden sonra arkadaşlarımı dolandırdılar. Onlar da aynı dosyaya geldi. Aynı dosyaya dahil oldular. Dosyada hepsi mevcut. Dosyaya bakan yok. Savcı bizi görüşmeye kabul etmiyor. 5 tane avukat tuttum. 5'ini de hiçbir şekilde kabul etmiyor, görüşmüyor. Ne olacak bu halimiz? Yüksek Hakimler Kurulu'na bir sefer yazdım. Bugün bir tane daha yazdım, gönderdim. Müfettiş istedim oradan. İnşallah orası bir müfettiş gönderir. İnşallah bu dosyaya bakacak biri çıkar. Tayyip Erdoğan'a 4 sefer yazdım. Sana vereceğim çok önemli bilgiler var benden. 5 dakikanı ayır dedim. Haberi de var. Dış danışmanlarına söylettim. Hanımının haberi var. Birisi oğluyum diyor. Devletin bütün dairelerine bürokrattan giriyor. Polisi tokatlıyor. Emniyet müdürü diyor seni vali yapacağım. Süleyman Soylu'yu aldıracağım. Bir İçişleri Bakanı'nı aldıracağım diyen 28 yaşında bir züppe. Askerliğini bile yapmamış. Niye devlet çağırıp bunu sormuyor? Bir garibanda bir silah var, bir tabanca var dese 300 tane polis gönderecek. Bu çakallar İstanbul'un göbeğinde insanların kanını emiyor, dolandırıyor. Organizede hepsi var. Hepsi dolandırıcı. Bir kuruyarı kucak sabakaları var. Niye bunları çağırmıyorlar? Bu devlet garibanın yanında mı, zalimin yanında mı, mazlumun yanında mı? Bir gariban olsa çöküp götürüp 40 tane işaret atacak. Ben 35 yıldır bu devlete çalıştım. 35 yıldır namusumla, şerefimle çalıştım. Getirsin paramı versinler. Bu işin peşini bırakmam. Benim arkamda da Türkiye Cumhuriyeti devleti helal süt emmiş kolluk kuvvetleri var. İçinde 10 tane, 20 tane emniyet müdürü, savcı yönetmiyor bu ülkeyi. Bu işin peşini bırakmam. Paramı alacağım, paramı getirsin Bilal Erdoğan.
Getirmiyorsa götürsün, o dolandırıcılar toplasın, yargılatsın, yargıyı çalıştırsın. Madem bunlar vakıfın adamı değilse toplasın 10 kişi bunlar. 10 kişi toplasın, yargılasın, yargıyı çalıştırsın. Sahte kimlikten yakalanıyor, 10 dakika sonra geri bırakıyorlar. Hayırdır? Bir gariban yakalansa gidip 6 ay yatacak. Nerede bu savcı hakimler? Savcıyı hakimi tehdit ediyor, o Yusuf Aydın Cumhurbaşkanı'nın oğluyum diyen. Bir savcının bir gece bir gün yanına beraber gittik. Hamit Avcı, Yusuf Aydın beraber gittik. Yaşar Eti diye bir er oyuncu, bir namussuz var. Onun dosyası var. O 15 yıl yatarı var. Savcıya dedi ki bunun dosyasını kaybedeceksin. Yoksa seni dedi FETÖ'cü diye aldırırım, 15 yıl yatarsın. 30 yıl yatarsın. Bir züppe bir devletin savcısı da bunu nasıl diyor? Gece saat 10'da. Tarım İl Müdürünü Ahmet Yavuz Karaca gece 12'de çağırdı. Telefon açtı, adam atlet kilot koşa koşa geldi. Kim bu? Devletin makam ve mevkilerindeki adamları selam sabuk vermeden telefonla bağırarak adamları şeye, makama mevkisine getiriyor. Kim bunlar? Kim bize sahip çıkacak? Bunun arkasında çok sayıda adam var. Devletin en üst düzeyinde olan adamlar var. Hepsini söyleyeceğim. Beni gelsin, elimden tutsun, bir istifade alsın, götürsün, desin kardeşim gel buraya. Bütün televizyon kanallarına konuştum. Bu ahırlarda kalk bak göstereyim sana. Bu ahırlarda 5000 tane hayvan besliyordum. Gel ahırları göstereceğim sana. Bu ahırlarda hiçbir şey kalmamış. Gel. Gel bak bu ahırlarda bak. Gel gel gel. Burada 30 tane tavuk var. Gel çek burayı. Bu ahırlarda 5000 tane ben hayvan besliyordum. 30 tane tavuk var. Gel. Ha 30 tane burada tavuk kalmış. Başka hiçbir şeyim yok. Gel. Gel şu ahırda bak. Gel bu ahırda bak. Gel bak bu ahırda bak. Gel. 2000-3000 tane hayvan besledim, ahırda bir tane inek kalmış. Bütün yerlerim Ziraat Bankası'nda, Ziraat Bankası'na 2000 lira borcum var. Bankalarda hortumlamadım. 2000 lira Ziraat Bankası'na borcum var. Ziraat Bankası yerlerimi satıyor. Evlerimi satıyor. Çağım, çocuğum, çocuklarım ortada kaldı. Çocuklarım hamallık yapıyor. Beni hiçbir kimse beni kabul etmiyor. İnşaata gitsem bu olay başıma geldi de beni kimse çalıştırmaya da kabul etmiyor. Nereye gideceğiz biz? Kime şikayet edeceğiz? Bu ülkeyi Bilal Erdoğan mı yönetiyor? Eğer yönetiyorsa zaten jandarma, polis hepsi emrinde, göndersin biri kafama sıktırsın. Kafama sıktırsın, yoksa susmam ben kolay kolay. Benim arkamda da 3-5 bin tane adam var. Bakacağız, savaşacağız sonuna kadar. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Paramı getirsin, versin. Paramı vermiyorsa bu dolandırıcıları getirsin, tutuklatsın, yargıyı çalıştırsın. Hocayı diyor, Cumhurbaşkanı'nın avukatı hocayı devlet dışı bırakıyor. Hocaya hukuk yasağı mı var? Hoca bu devletin başı mı? Dokunulmazlığı mı var bunun? Bir kucak sakal koy vermiş. Dini program yapıyor akşama kadar televizyon kanallarında. Şeytan sakallı. Param alacağım bundan. Bırakmam. Bırakmam. Benim arkamda da kendime göre bir gücüm var. Ya paramı getirecek ya da beni dolandıranları götürüp yargılatacak. Yargıyı çalıştırsın, hukuku çalıştırsın. Bu ülkede hukuk yok. Hukuk yok. Nerede hukuk? Hukuk neredeyse bana göstersin. 2 gün oldu dosya el vurmuyor. O zaman bu polisler, organize MİT polislerin niye madem soruşturma yapıyor adamlar gece 3'e 4'e kadar ben orada ifademi aldılar. 50 kişinin ifadesini aldılar. Savcının masasının üstünde duruyor. Sahte kimlikten yakalıyor, 10 dakika sonra dışarı. Bir gariban bir yerde bıçak yakalatsa altan yatıyor. Nerede bu adalet? Bu ülke bu namussuzların eline mi kaldı? Devletin içinde hiç mi bir dinin bütün bir insan yok? Helal süt emmiş hiç mi bir adam yok? Yürekli hiç mi bir adam yok? Bu emniyet müdürleri, bu kadar devletin başında bürokratlar, savcılar, savcılar hiç mi kimse yok gelip beni sorgulayacak? Korkmasınlar. Korkmasınlar, öbür tarafta kimse kimseyi kurtarmıyor. Tayyip Erdoğan onları cennette kurtarmayacak öbür tarafta. Korkmasınlar. Korka korka nereye kadar yaşayacağız? Allah var Allah. Ha söyleyeceklerim bu kadar. 10 tane kanala konuştum. Her yere konuştum. Kasap amca vurgunu. 10 tane televizyona konuştum. Hiçbiri konuşmamı vermiyor. Bu ülke nereye gidecek bu şekilde? İntihar etsem borcum var, yoksa intihar edeceğim.
Gidip boynuma ip atacağım, kafama sıkacağım ama borcum var. Gariban insanları dolandırdım. Köylünün bir ineği olanın ineğini kestim, bu namussuzlara götürdüm. Sakalına bıyığına güvendim. Allah dedi güvendim. Allah diyene güvene güvene bu hale geldik. Bülent Arıcı'da aradım. Bülent Arıcı'da ne konuştuk? Ona da davayı durumu anlattım. Ben karışamam diyor. Beş vakit namaz kılıyor. Neye karışacak bu? Neye karışacak? AK Parti'den 10 tane milletvekili gidince barbar bağırıyor bunları geri buraya gelin diye. Bunlar Müslüman değil. Müslüman olsa bunlar gelip benim elimi tutarlar. Bunların Allah'ın kitabının hiçbir işleri yok bunların. Götürsün beni yargılatsın. Götürsün kafama sıktırsın. Bülent Tüfekçi'ni de yanına gittim. Ben yapamam edemem. Hukuka git, hukuk bu var ki hukuka gidem. Bülent Arış diyor ki bir hukukçu bul. Hukukçuyu nereye bulacağım? Beş tane avukat var. Gitmiş avukatımı dinliyor. Savcının masasında bekliyor orada. Bu nasıl bir adalet? Bu nasıl bir hukuk? Bülent Arıca dedim Allah'ın emrini bilen bir insansın. Sayın Bakanım bana yardımcı ol. Benim budalamı başlat dedim. Ya ben bu işe ben karışmam. Niye karışmıyorsun kardeşim? Ne yapıyorsun orada sen? Zalibin mi yandasın, mazlumun mu? Secdeye kapandığın zaman bir saat secdeden kalkmıyorsun Allah. 60 bin kişilik cami yaptıran bir cumhurbaşkanı böyle bir zulümet göz yumar mı? 60 bin başlık cami yaptırdım diyor. Böyle bir devletin başında olan böyle bir Müslüman 60 bin 70 bin kişilik cami yaptıran bir cumhurbaşkanı çağırıp da benim gibi bir garibana bir tüccara demez mi kardeşim gel buraya sana kim ne yaptı? Türkiye'yi dolandırıyor bunlar haberiniz ola. Bu işe çok büyük adamlar var. Beni götürün dinleyin, beni götürün yargılayın, benden bilgi alın ondan sonra kafama sıkın. Söyleyeceklerim bu kadar.